Yuvarlak şekilde kesilen mantı hamurları gül şekli verilmek üzere 4 tanesi bir arada olacak şekilde sırt sırta diziliyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunun harcını yapacağız. Kıymalı harcını. Hemen rendemle. Kıymalı gül mantının iç harcı için 1 tane soğan rendeleniyor. Bu arada 1 saat 15 dakikan bitti. Yetişecek mi, ne dersin? Merak etme Gürbüz Bey, çok güzel şeyler, çok güzel sonuçlar çıkacak. Mantının iç harcı için tavaya zeytinyağı konuluyor. Soğan ve kıymanın üzerine bolca karabiber, kimyon ve tuz ekleniyor. Ne yaptın, anlat bakalım Hüseyin'ciğim. Güzel bir şekilde harmanladım. Bu baharatlarımızı koyduktan sonra hemen tavamızı alıyorum. Ve ilk önce bunu çok az bir soteleyeceğim sadece. Çünkü buharda da pişecek. Çok az bir pişim yapacağız. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi Gürbüz, şunu yapıyoruz. Parmaklarımızı ıslataraktan şu şekilde birleşim yerlerine şöyle bastırıyorum. Çünkü açılmasın diye hamurların. Şöyle ıslatma yapıyorum. Dördünü birden ıslattım. Islattıktan sonra şimdi harcımızdan alıyoruz Gürbüz. İnce bir şekilde. Birleştirilen hamurların ortasına kıymalı harç yerleştiriliyor. Gül şeklini nasıl vereceksin? Yaptıktan sonra direkt ben bunu alıp böyle katlıyorum buraya. Evet. Bakın şöyle ikiye katlıyoruz. Katladık. Ardından şu başlayaraktan şurasını şunları şöyle bastırıyorum ki açılmasın yaprakları. Şimdi şuradan bakın başlıyorum. Döndüre bunu döndürüyorum. Çok harika bir gül elde ediyorum. Vay! Göster bakayım. Bakın. Gerçek bir güle benzedi. Mükemmel bir gül oldu. Vallahi seni tebrik ediyorum. Çok güzel görünüyor. Evet, daha senin tabağa koyacağım. Şimdi bunu aldık böyle. Birer tane mi yapacaksın? Tabii, herkese birer tane ortaya. Az bulabilirler mi? Hayır, az bulamazlar. Çünkü böyle bir gül gördüler mi, böyle bir mantı yediler mi ömürlerinde acaba? Onun yorumunu yapsınlar bana. Uzunlamasına birleştirilen 4 hamurun ortasına kıymalı harç yerleştirilip kapatılıyor. Bak, o suyla yapıştırdığım için buralar açılmıyor. Bunu, suyu kullanmasaydık bunlar tek tek ayrılacaktı yaptıklarımız. Hemen yine baştan başlıyorum. Çevir Allah, çevir. Çevir. Oluyor gül. Bakın böyle şekilde çevirerek gül yapıyoruz. Bakayım nasıl oldu? Nelelelem. Bak şu güzelliğe bakar mısın? Öpesi mi geliyor insanın? Kokluyorsa mı, yiyesi mi geliyor? Gürbüz, işte budur. Görselite dediğim şey budur ya. Harika. Hüseyin Bey hiç mi düşünmemiş yani? Mantının yanında kuskus pilavı. Üzerine bir de önceden yediğimiz parmak pişi. Yani hepsi hamur yani. Hiç olmamış. Zaten pişi yiyoruz. Kanepe yiyoruz, bir de üstüne mantı yiyoruz. Ne alaka, anlamadım. Bütün hamurları önümüze sunmuş yani. Ben bu menüyü yiyemem ya. Ne yiyeceğim? Ben kahvaltımı yapayım. Mantımı yiyeyim. Pilavımı yiyeyim. Şalgamla ayran mı içeyim. Tatlı zaten almış başını gitmiş. Ortasına kıymalı harç yerleştirilen hamur kapatılıp kenarından sarılarak gül şekli veriliyor. Vallahi hepsini de güzelce sarmayı başardın. Utansın bayanlar, utansın. Ev hanımları utansın yani. Bir çalışan fotoğrafçı adamın yaptığına bakar mısınız yani? Ben 4 verirken işte bunun yüzünden verdim. Görsünler, dinlesinler yani. Son kalan kıymalı gül mantısı da hızlıca sarılıp hazırlanıyor. Şimdi ne yapıyoruz Hüseyin'cim? Evet, şimdi pişirme tekniğimize geçebiliriz. 7 tane hazırladım Gürbüz. Sence nasıl oldu? Çok güzel oldu. Buhar tekniğiyle pişecek olan kıymalı gül mantığı için yağlanan çelik süzgeç kaynayan su dolu tencerenin üzerine yerleştiriliyor. Mantılar nasıl pişecek tam olarak? Artık pişirmek için değişik bir tekniğimiz var. Yapmış olduğumuz gülleri bakın böyle alıyorum tabaktan. Şuradaki yağ böyle alt kısımlarını bandırıyorum şu şekilde. Ondan sonra burayı yağlayarak koyuyoruz yapışmasın diye. Şu şekilde iyice yağlayıp şöyle bırakıyorum. Vallahi şahane bilgiler verdin. Teşekkür ederiz. Olması gereken bu Gürbüz ya. Artık güzel şeyler görsün şu ekranlar ya. Lütfen güzel emek verilen şeyler. Zuhal Hanım da bas bas bağırıyor. Harika yemekler istiyorum artık diyor ya. Sıradan bir program değil, 50 bin lira ya. Gündüz kuşağında en çok puan veren, para veren en güzel yarışma burası yani. Sıradan olmayın lütfen yani. Emek verin şuraya, emek. Kıymalı harçtan kalan yağ fırça yardımıyla mantıların üzerine sürülüyor. Çok güzel bir şekilde yağladık üzerlerini Gürbüz.
Şu anda görüyorsun, bak kesinlikle buraya üstünü taşmadı. Hemen az önce göstermiş oldum. Evde büyük demir tepsiniz olabilir, herhangi bir şeyiniz olabilir. Bundan da üzerini kapatıyoruz. Buharın çıkmamasını sağlıyoruz. Üzeri tepsiyle kapatılan kıymalı gül mantılar buharda pişmeye başlıyor. Şimdi şalgam sulu kuskus pilavı için ne kadar şalgam suyu kullanacaksın? 3 su bardağı şalgamımızı alıyoruz. Şimdi diyeceksin ki buna hiç biliyor musun Gürbüz'den zor diyorsun ama bak bunun içinde tuzu var, yağı, sarımsağı var. Ne kadar kolay bir tatlı. Hiç tuz muz bir şey koymayacağım. Görüyor musun yani pilava? 2-3 bardak bunu koyuyorum. Sonra 1 su bardağı normal su koyacağız. Kuskus pilavı için 3 bardak şalgam suyuna 1 bardak su eklenerek kaynamaya bırakılıyor. Ana yemekte sunulacak şalgamlı ayran için sürahiye alınan yoğurdun üzerine su ve tuz ekleniyor. Şimdi ne yapacaksın? Koymuş olduğumuz malzemeleri şu şekilde çırpıyorum. Dans ediyoruz. Ta 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 ta. Bakın mutfakta eğlendi bizimle. Hadi Gürbüz eğlen benimle. Benimle eğlen benimle. La 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 la. Ayranla la 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 la. Bravo! Bu ne enerji? Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Vurayım mı duvara? Çalkalanan ayranın üzerine su eklenip bir kaseye alınıyor. Köpür köpür görüyorsun. Şimdi şalgamımızdan da aynı şekilde, aynı ölçüde alıyorum. Yarı yarıya, aynı ölçüde yani. Bir su bardağını bir su bardağı şeklinde koyuyoruz, görürsün. Şimdi az geldi, ben hemen su çekeceğim üzerine. Şalgama da su mu ekleyeceksin? Aynen, renk vermesi için bu ya. Bak şöyle. Üzerine su eklenen şalgam da ayran gibi çalkalanıyor. Beyazı çalkaladık, şimdi kırmızıyı çalkala. Çalkala yavrum, çalkala. Evet. Sıvılaştırıyoruz bunu da Gürbüz. Biraz açtık yani. Şimdi direktmen ayranımızın içerisine bunu koyuyoruz. Ve görüyorsunuz muhteşem pespembe bir içeceğimiz oldu. Hadi onu da buzdolabına kaldıralım. Hemen dolaba kaldırıyoruz Gürbüz. Şalgamı alıp kaynatacak mı, pişirecek onu suyla mı? Nasıl bir hazır şalgamı alıp ayrana koyacak? Onu belirtmesi bile çok, ben onu kabul etmem. Eğer şalgamı hazır alıp ayrana döküp yani getirirse karıştırıp ben onu kabul etmem. Ya Allah aşkına, şalgamı alacak, ayranı alacak, ikisini birleştirecek, al sana şalgamla bir çeşit yani. Evet, renkli bir dünya. Bakın direktmen bulgur pilavı kuskusumuzu, bir paket kuskusumuzu boşaltıyoruz. Bir kepçe yardımıyla. Bu arada Elif senin için umarım bugün karga sesiyle şarkı söylemez demiş. Elif çok mu biliyor? Benim sesimin nereden karga olup olmadığını biliyor. Beni bir de hatta söylemiş, dün ne diyordu? Hasret Hanım'ı Hüseyin'e de sahnelere çıkarın Hasret Hanım diye söylüyormuş. O ne oldu şimdi? Benim hakkımda konuşuyorlarmış. Şimdi ne oldu? Karga sesli mi olduk? Zoruna gitti galiba. Menüyü görünce şok oldu. Ya Hüseyin'cim, trüfü hazır kekle yaptığını duyunca seni çok eleştirecekler vallahi. Yo, eleştirebilirler. 2 tane tatlı yapıyorum. Onlar bana bir tatlı getirdiler, bir tatlıyı bile haklayamadılar. Ben 2 tane onlara sunum yapıyorum. Şimdi bildiğimiz kekimizi şu şekilde kırıklıyoruz elimizle.